Merhaba canlar, ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Hızlı bir şekilde kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Sınavda çıkabilecek olan 3. soruyla beraberiz. Soruların hepsi kendime aittir arkadaşlar. Orijinal sorularımdır. Tamam, bu konuda da içiniz rahat olsun. Hoca bir yerlerden sorum alıyor gibi düşünmeyin. Farkındaysanız zaten kendimize ait denemelerimiz de var. Kendimize ait sorularımıza yazıyoruz. Şimdi gelelim. Nasıl yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Karenin alanını vermiş mi 0,64 diye? Dur, hiç panikleme. Şöyle bir tane kareyi çiz hemen. Kareyi çizdikten sonrasında göreceksindir. Şimdi karenin alanını nasıl buluyorduk arkadaşlar? Mesela burasına bir a santimetre desek ya da a desek karenin alanına. Nedir karenin alanı? A karedir değil mi? Peki a kare ise karenin bir kenarını bulmak için ne yapıyorduk biz? Kökün içine alıyorduk. Kökün içine aldım, dışarı ne olarak çıktı? A. Yani karenin bir tane kenarı. O zaman ne yapacağım? Karenin bir tane kenarını bulmak için alanını kökün içine koydum. Ne olarak koydum? Santimetre kare olarak. Şimdi santimetre dışarı çıkaran arkadaşlar kareye santimetre olarak çıktı. 0,64 kökün dışına çıkması için ne yapması lazım? Şöyle bir ondalık sayıyı kesre çevirelim. Ayrı ayrı çıkar değil mi? Kök 64 bölü kök 100 olacaktı. 64 dışarı 8, 100 dışarı 10 olarak çıktı. Bu da zaten nedir? 0,8 santimetresine koyduğum zaman bu karenin bir kenarı kaçmış? 0,8'miş. Doğru mu? Yazalım o zaman. 0,8. Burası da 0,8. Çevresini bizden istiyorsa ne yaparsın? 0,8'lerin hepsini toplarsın. Hocam ne topluyorsun? 4 ile çarpılır, o da olur. 3,2 santimetre olarak sonucu bulabilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Bu şekilde karşınıza çıkabilecek olan büyük ihtimal bu tarzda bir soru bekliyorum ben. Ondalık sayılarının kareköklerini hesaplama zaten kazanımı teok sonrası olduğundan dolayı teok 1 kesinlikle yok diyeceklerdir arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşürüz. Kolay gelsin. Başarılar dilerim arkadaşlar hepinize.